hastalık ne yapıyor? Hastalık ıı, idealize edilmiş gerçekliği karnavalize ediyor değil mi? Karnavala dönüştürüyor. O yüzden kış sonunda karnavallar kutlanılır. Neden? Bir gün, bir hafta, bir saat, bir ay... Iı, 11 Kasım'dan ıı, kül çarşambasına kadar ıı, ...Şubat ayında değil mi? Fashion kutlanılır, karnaval kutlanır Neden? Kışın kötü ruhlarını kovmak için. Ha, çok ilginç. Aslında o maskelerden kışın kötü ruhları kovulmuyor. Artık üç ay süren, üç aydan fazla bir süre vuku bulan... ...kaotik düzene veda ediliyor. Niye biliyor musunuz? Öteki tırnak içinde tanrılara izin veriliyor ki... ...onlar da etekteki taşlarını döksünler. Demek ki satürn bayramları, satürnaliyeler... faşinkler, karnavallar, bütün bunlar ne? Çok çok daha dipte olan, hala halk kültüründe korkulan... Kadim, eski, aşılan, Titanik doğayı temsil eden tanrıları, tanrılara izin verme, sahne teşkil etme anlamına geliyor. değil mi? Bu çok önemli. Demek ki hastalık ne anlama geliyor? Her türlü düzenin patolojileşmesi anlamına geliyor değil mi? Patolojileşmesi. Tek yönlülüğün sekteye uğraması. Bu çok önemli. Demek ki psikohistorik olarak hastalık, patoloji sadece e, asalet katmıyor. İnsanlığı gerekli dengede tutuyor. Hangi dengede tutuyor? kendini fazla kaybetmesin, sınırları aşmasın diye. Aslında burada ne saklı biliyor musunuz? Babil Kulesi saklı. İnsanlık e, tanrıların mertebesini yüklemeye, içe şey, yükselmeye çalışırken ne oluyor? Tanrı bu kendini bilmezliği, bu hübrisi işte. Trajik bir şeydir bu. Trajik bir a, duygu durumudur. Kendini bilmeme. Çünkü kim hübrise kapılır? Düşüşe maruz kalacak kişi kendini bilmez olur değil mi? Tanrı mertebesine yükselmeye çalışan e, akültüre olmuş insanlık, Tanrı ne yapıyor? O Babil kulesini yerli bir ediyor. Bakınız patolojik alıyor geriye. Bir daha asla birbirlerini anlamasınlar diye. Yine böyle ortak bir ülkeye kalkışmasınlar diye. Tanrı ne yapıyor? Bütün o yıktığı Babil Kulesi'nin e, dibinde e, uyanan, düşen e, kişiler farklı dillerden konuşuyorlar ve birbirlerini artık anlamıyorlar değil mi? De, bakın Tanrı bile insanların Tanrı'ya, Tanrılık mertebesine yükselme densizliğini buna ket vurmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Demek ki e, hastalık aynı zamanda ne? hastalık aynı zamanda bir patoloji ve apolonik sistemin dionizyak sisteme yani modern aydınlanmacı A mevhumun eskilere, kadimlere A bir kurbanı gibi bir şey değil mi? Dolayısıyla bir fenomen var. Nerede bir deprem olsa, nerede yeni bir hastalık çıksa, nerede herhangi bir şey olsa garip bir biçimde bazı insanlar bütün dünyada işte yok deprem oldu çünkü zina çoğaldı. Yok işte virüs yayıldı çünkü anal ilişki var. Ee, ...görüyorsunuz nasıl bir... E, ...karşılıklılık var... ...reciprocity var... ...biz apolonikleşmeye çalışırken... ...bazıları patolojik bir biçimde... ...aslında... ...öteki tanrıya... ...tapınıyorlar değil mi? Öteki tanrıya... E, ...tapanlar da öteki tanrıların... ...düzeni, ideal düzeni... ...kendince ideal düzeni... E, Tehdit ediyorlar, değil mi? O yüzden deprem Tanrı'nın gazabı oluyor, AIDS Tanrı'nın cezası oluyor, ee, virüs şu anlama geliyor, git gide ne oluyor? Herkes kendi özel, kişisel, e, kolektif e, mitolojisini aplike ediyor, hiç farkında olmadan, değil mi? Mesela ben size bir örnek vermek istiyorum kültür tarihinden. Apollon Yunan tar mitolojisinin en önemli apollonik tanrısıdır. Düzendir, şudur budur. Ama aynı zamanda Apollon Apollon Sminteos, farelerin Apollonu neyin de tanrısıdır biliyor musunuz? Oklarıyla vebayı yayabilir. Yani Apollon insanlarla Tanrılar arasındaki farkın altını en kalın kalın çizen tanrı, tanrıların başında gelir. Yani eğer insanlar densiz bir biçimde bir sınırı açtıklarında Apollon gayet tabii ki son derece kitonyen aslına veba getiren, oklarıyla veba getiren Apollon hüviyetine anında bürünebiliyor. Değil mi? Yani öteki tanrılar ne yapıyorlar? ...düzeni, kelimenin tam anlamıyla... bahtil anlamında kullanıyorum... Kardavallaştırıyorlar. Ne yapıyorlar? Düzeni... ...tinsellikten, tenselliğe... E, ...regrede... ...ettiriyorlar. Hangi açıdan? Kimin perspektifinden regresyon bu? Tabii ki... E, apolonik ide ...ideal e, ve... E, ...aydınlanmacı... ...perspektiften değil mi... Neyi hatırlatıyor bize bu durum? insanın ölümlü olduğu sürece, fani olduğu sürece haddini bilme zaruretinin altını kalın kalın çiziyor. Ne demiştik? Edebiyat tarihinde hastalık asalet veriyordu, asilleştiriyordu, geliştiriyordu. Hastaneler, sanatoryumlar hastalıkların iyileştiği yer değil. Hayır tam tersine hastalığın kültive edildiği, hastalığın yaşadığı, yaşandığı bir yer. Zira hastalık ne yapıyordu? İnsanı yükseltiyordu değil mi manevi açıdan? Belli bir bütünselliğe kavuşturulduğu için. Bu romantizm ve söyleyin ismini modernizmde böyle postmodernizmde artık hasta olmayan sıradan insanlar asıl hasta olan kendilerini sürüden farklı bir biçimde e, sunabilenler ağır patolojilerden ötürü asıl kahramanlık mertebesine yükseliyorlar değil mi? Bu çok önemli. Mesela yine az kaldı. O konuya ayrı değineceğiz ama şuna değinmek istiyorum. Asıl kahramanlar anti kahramanlardır. Bu anti kahramanların ortak özellikleri nedir? Aşırı derecede patolojik olmaları. Gelelim mesela dizideki Hannibal. Hannibal nasıl bir tip? Bütün bütün apolonik unsurları ...yerine getiriyor değil mi? Kendisi bir psikiyatrist ve kendisi... ...hatırlayın bir... E, ...cerrah... ...ameliyat yapabiliyor. Tamamiyle Apollo'nun oğlu. Tıp insanı. Psikiyatri de yine... ...kaotik bilinçaltına aydınlanma... ...getiriyor. Bütün bunların... E, ...ışığında... ...korkunç kültürlü... ...birikimli... ...her şeyi biliyor görgülü ama aynı zamanda ne yapıyor? Kendisinden çok çok daha aşağıda gördüğü varlıklara domuz diyor. Domuz gibi onları kesiyor ve yiyor değil mi? Yiyor. Ne yapıyor Hannibal? O tırnak içinde öldürdüğü, yediği kendince iğrenç insanları onları Bedeniyle dönüştürüyor değil mi? Dönüştürüyor. Burada ne var? Burada çok ağır bir blasfemi var. Çünkü Hanibal her cinayetinde, her cinayetinde insanlara yiyip dönüştürüyor ya. Neyin paradisi var burada? İsa'nın paradisi var değil mi? İsa ne diyor? İçin kanı, benim şarabım. O yiyin, e, etimi, e, o da yiğin bu ekmeği, o da benim etim, tenim. Hannibal bütün bunları herkesle ne yapıyor? Blasfemik bir biçimde parodisini yapıyor. Dolayısıyla satanist bir biçimde İsa'yı reddetmiş oluyor değil mi? Yediği insanlar metaforik biçimde kanını içtiği insanlar Bram Stoker kontra insanları domuza dönüştürürken bu yolu dini açıdan legalize eden İsa'yı da ne yapmış oluyor? Domuza çevirmiş oluyor değil mi? İsa da dolayısıyla ne olarak kalıyor karşımızda? Son derece idealize ...edilmiş kültürün... ...monadik kültürün... ...bir temsilcisi kalıyor... ...Hannibal'da... ...ne olarak kalıyor? Şeytan olarak kalıyor değil mi? Bu şeytan olma motifini nasıl görüyoruz... ...zaman zaman dizide... ...o Vendigo motifi... ...o insan... ...geyik karışımı yaratık... ...o tamamiyle ...yamyamlık sembolüdür... ...yerli Amerikalıların... ...mitoslarında... Ve bir bölümde de o Vendigo aynen Hint tanrısı Kali gibi, Shiva gibi altı kolluk, sekiz kollu bir biçimde karşımıza çıkıyorlar değil mi? Demek ki artık postmodernizmde üstün insanlık göstergesi ağır patolojidir, hastalık seçilmişlik emaresidir bütün diğer bu hastalık sayesinde öldürülecek olanlar aslında hayvandır, koyundur, domuzdur. Tabii ki hmm, Hannibal bunlara domuz derken İsa da çoban olarak kuzucuklarını gidiyor değil mi? Ha, Hannibal Antichrist, Deccal gibi kendisine teslim eden edilen kuzucukları ne yapıyor? Onlara kuzucuk gözüyle bas, bakmıyor, domuz gözüyle bakıyor ve onları yiyor değil mi? yamyamlık yapıyor. Bakınız, yamyamlık da son derece karnavalesk bir şey. Tekrar tekrar söylüyorum, bunu yani tekrarlamaktan da hiç vazgeçmeyeceğim. Karnaval kelimesi karneden gelir, etten gelir değil mi? Evet en klasik patolojik patolojik kahramanlardan anti kahramanlardan gayet tabii ki kimdir? Jean Baptiste Grenouille'dir Patrick Süskind'in Koku adlı romanından. Bu çok çok tipik bir örnektir. Her insanın kokusu var. Bir tek onun kokusu yok. Ama onun kokusu olmadığı için onda üstün bir yetenek var. İnanılmaz gelişmiş bir burnuyla A, ne yapabiliyor? Bütün kokuları a, oluşturup karıştırıp kendisini kokularla kendisini kokularla yeni kimlikler a, a, yaratabiliyor değil mi? Yani adeta tanrısal bir yaratma gücüne sahip, İnanılmaz biçimde insanlar oluşturmaya sahip. Demek ki aslında Adem. ...su ve topraktan değil... ...kokudan ibaretti. Ve Jean-Baptiste Grenouille'in... ...hatırlayın romanda... ...Tanrı dalga geçiyor. Çünkü ne kadar zavallı bir kokusu var diyor... ...kilisede. Ne biçim kokuyor diyor burası. Ee, ne yapabiliyor? Kendisi Tanrı'yı aşan... ...bir e, mertebeye... ...yükseliyor değil mi? Ve romanın sonunda da aynen... ...Hannibal'de olduğu gibi... ...İsa'nın için kanamı eee yeni e, e, tadında bir parodi var. Kendisi de aynen buna maruz kalıyor değil mi? Bunlarla ne demek istiyorum? Bunlarla şunu demek istiyorum. Postmodernizmde aşırı derecede e, kolektiften sıyrılmak, e, farklı olmak, kendini gerçekleştirmek bu perifere gitmiş patolojilerle kendisini gösteriyor. Bunun da ama kökenleri modernizmde. Şöyle ki Wilhelm Reich mesela Wilhelm Reich'a göre kanser nedir? Kanser düzen sayesinde yaşayamadığınız erosun içe dönüp hücrelerin bağımsız bir biçimde erosu yaşaması ve patır patır kontrolsüz bir biçimde bölünüp kansere sebebiyet vermesi değil mi? Kimler kanser oluyor? Sessiz sakin kaderine boyun eğen ve Türkçemizde de çok güzeldir bu. İçimize attığımız şeyler kanser yapıyor. Demek ki kanser de gitgide geç modernizmde ve post modernizmde neye dönüşüyor? Yaşanmamış erosu he, yaşana yaşanamamış, izin verilmemiş e, erosu öteki tanrılar ne yapıyor? Böyle yaşamasına sebebiyet veriyor. Çok çok önemli bir e, roman diyemeyeceğim. Gerçek biçimde ölümcül hasta birisinin e, notları diyeceğim. Fritz Zorn diye bir e, adamcağız var. 70'li yıllarda kansere yakalanıyor ve kanserden ölüyor. Kansere yakalandığını e, öğrenir öğrenmez işte bu roman denemesini kaleme alıyor. Orada hastalığın çok ilginç bir biçimde metaforlaştırıldığını görüyoruz. Boğazında ilk defa aynada fark ediyor. Boğazında bir... E, ...düğüm, bir 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 tümör buluyor. Daha tümör olduğunu bilmiyor. Sonra kanser olduğu ortaya çıkıyor. Ve diyor ki onun için... ...ben diyor e artık 50 yaşındayım. 50 yaşında değil, 30 yaşında galiba. Hatırlamıyorum, öyle bir kişi. Şey. Ee, hiçbir zaman mutlu olmadım. Hiçbir zaman istediğimi yaşayamadım. Hiçbir zaman istediğimle beraber olamadım. Hiçbir zaman... Ee, İzin izin verilmedi bana. Bunlar e, Zürich Gölü kenarında çok zengin bir İsviçreli ailenin oğlu. Bütün ağlayamadığım, bütün dökemediğim gözyaşlarım bu tümörde e, bulunuyor diyor e, şey e, Son e diyor ki kendimi diyor olağanüstü halde e, görüyorum diyor. Bu toplumu diyor yıkacağım diyor. Bütün intikamımı alacağım diyor. Çok ilginç romanın ya da o notların adı Mars Savaş Tanrısı. Yani ne yapıyor? Hastalık mitikleştirilip düzeni o borcuva, o dekadan, o insanları içi boşaltılmış ritüellerle duygularını yaşatmayıp kanser eden düzene. Mars vasıtasıyla yani Ares vasıtasıyla yani o Mars o Ares aslında tabii ki Dionysos'a tekabül ediyor, kanserin tanrısı bir nevi Ares oluyor değil mi? Mars oluyor. Öteki tanrıyı ne yapıyor? Düzeni bu kanser eden düzeni e, yıkmaya çalışıyor ve şöyle cümleler var. İyi ki kanser olmuşum da. Bunları idrak edebilim, edebilmişim. Bakınız hala Batanın şey geleneği var o romanda ve bu kurmaca değil bu gerçek bir hayat hikayesi. Bu notların yayınlanmasını yaşamıyor Frutuson ölüyor hastalığına yenik düşüyor. Hala hastalık nasıl bir şeye sahip bir asilleştirme idrak etme ve tevazuya sevk eden bir mevhuma sahip değil mi?